Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimede Mevla Teala Estaizubillah ve izâ kuriyel Kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn buyurduğundan dolayı Kur'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin. Umulur ki merhamet olunursunuz buyurduğu için Kur'an okunduğu zaman da müminlerin başka ameliyelerle meşgul olmayıp Kur'an-ı Kerim'in dinlemesi farz-ı kifayedir. Yani bir mecliste belli bir kısım zümrenin bunu yapması nedir? Farzdır. Bütünüyle kimse yapmayacak olursa Müslümanların, o meclisteki Müslümanların tamamı ne olur? Sorumlu olur. Şimdi burada fıkıh kitaplarımızın kerahiye bahislerinde bu konu bu şekilde irdelenir ve sonrasında şöyle bir tafsilata gidilir. Denilir ki Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman da bir Müslüman şayet odağını, zihnini meşgul edecek bir ameliye ile meşgul oluyor ise bu durumda orada Kur'an-ı Kerim'in açılması ve dinlenmesi caiz. Orada Kur'an-ı Kerim'in o haliyle dinlenmesi doğru değildir. Ne olacak onun için? Çarşı pazarda mısın diyelim? Veya ne bileyim bir markette misin? Ya orada seni o markette raftan baktıkların, karar verme sürecin, ne bileyim fiyat analizin, bu süreçler seni meşgul edecek belli. Veya pazarlık sürecin meşgul edecek belli. Şimdi tutup da böyle bir mecliste Kur'an-ı Kerim'in dinlenilmesi doğru değildir. Böyle bir mecliste alışveriş yapılması Hanefi mezhebine göre mekruhtur. O zaman biz bunu biliyorsak burası ticarethane, o zaman burada Kur'an-ı Kerim açılmamalıdır. Ama şöyle düşünelim. Bazen tekstil vesaire yerlerde kardeşlerimiz de bize soruyor. Hocam biz tekstilde makine başında oturuyoruz. Başka hiçbir şeyle meşgul olmuyoruz. Elimiz alışmış ve odağımız Kur'an-ı Kerim'e verebiliyoruz. İşte böyle bir zihni meşgul etmeyen, odağı istemeyen, odaklanmak istemeyen, eli alışmış bir şekilde yapabiliyorsa bu durumda Kur'an-ı Kerim'in dinlenilmesinde ve Kur'an-ı Kerim'in açık kalmasında ve burada da bu işte meşgul olmasına herhangi bir kerahat olmayacaktır. Şimdi kadınların evlerinde ev işlerini yapma süreçleri de böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim dinliyorken kadının o yapmış olduğu iş odağını, zihnini Kur'an-ı Kerim'le dinlemekten alıkoyuyor mu? Koymuyor. Eli alışmış için kadına bulaşıklarını yıkıyor, ne bileyim yemeğini yapabiliyor. Bu şekilde olmuş ise, oluyor ise bu durumda ne olmaz? O Kur'an-ı Kerim'i dinlerken bu işlerin yapılmasına herhangi bir kerahat olmaz. Ama az önce dediğimiz gibi, ya biz Kur'an-ı Kerim'i açtık ama alışveriş yapıyoruz. Alışverişte devamlı zihnimiz, odak noktamız farklı farklı yerlerde. Ne bileyim alacağın şeye karar veriyorsun, fiyata karar veriyorsun, pazarlık yapıyorsun. İşte böyle yerde, böyle bir yerde bu alışverişin yapılması mekruhtur. Buna düşmemek için o zaman ne olması gerekir? Bu şekildeki meclislerde Kur'an-ı Kerim'in açılmaması gerekir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'e edepsizlik olmuş olur. Onun için bazı kardeşlerimiz, özellikle İsmaila Camii'nin etrafındaki bazı kardeşlerimize de biz bunu görüyoruz. Yani pazarlık yapılan, ticaret yapılan, alışveriş yapılan insanların devamlı şu lira, şu kaç lira, bu kaç lira, şu oldu, bu olmadı vesaire bunların konuşulduğu bir yerde Kur'an-ı Kerim açık olmaz. Bu insanları da hataya ve sorumluluğa sevk edecektir. Onun için eğer böyle devamlı bir pazarlık, devamlı konuşmanın, devamlı bir şeylerin olmuş olduğu bir meclis ise bu durumda orada Kur'an-ı Kerim açmak da doğru değildir. Çünkü insanlar da sorumluluğa düşer. Onun için ama ev gibi yerde ise yani hanımların kendi başlarına dinleyip sadece el işlerini yaptığı veya az önce dediğim gibi tekstil gibi yerde odağı meşgul etmeyen bir yerse bu tür yerlerde Kur'an-ı Kerim açılmasında ve Kur'an-ı Kerim açıkken de bu işlerin yapılmasında herhangi bir mesuliyet olmayacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed.